Evet arkadaşlar, basit olan güçlüdür diye başladığımız yolculuğa devam ediyoruz. İletişimin bir dili var. Bu iletişimin dili sadelikten ve basitlikten geçiyor. Bunu ilk buluştuğumuz andan itibaren söylüyorum. Ama iletişimde dikkat etmemiz gereken şey psikoloji bilimi. İletişim, yani reklamcılık, psikoloji bilimiyle iç içe olan bir unsur. Yani psikoloji bilimini eğer iyi algılarsak, oradaki ipuçlarını iyi değerlendirirsek, ki önceliği olan, yani 7 ekolden oluşan bir bilim psikoloji. Ve eğer bunu iyi okur ve iyi değerlendirirsek doğru bir iletişim kurmuş oluruz. Bununla ilgili birkaç videoda size bunu anlatmak istediğim şeyler bunlar. İletişimi doğru kurmak, yani reklamcının ana temeli olan iletişimi doğru kurmak nasıl mümkün? İnsanı iyi tahlil etmekle mümkün. İnsanı iyi gözlemekle mümkün. İyi bir komedyen toplumu iyi gözleyen insandır. İyi reklamcı da öyle. Eğer toplumu iyi gözler ve toplumun davranışlarını iyi algılarsanız o toplumun içerisinde sevilen bir reklamcı olursunuz. Yurt dışında izlediğiniz şovlara az gülmenizin ya da çok gülmemenizin, ama yurt içinde yapılmış şovlara ve komedyenlerin yaptığı faaliyetlere sevinmeniz ve mutlu olmanız ve daha çok gülmeniz bu unsurdandır. Çünkü o toplumla o komedyen bütünleşmiştir. Reklamcı da bulunduğu toplumla bütünleşir ve dışarıdan, yurt dışından ülkemize gelen reklamcıların çok başarılı olamamasının ana sebebi de budur. Kreatif insanlar genellikle bulundukları toplumların içinden çıkarlar. Bunun sırlarından bir tanesi, yani iletişimde sırlarından bir tanesi, esasında insan kolay olanı sever. Bunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Yani insan kolay olanı seçer, insan kolay olanı sever. Ve bir problemi zihninde uzun süre tutmaz. Onun için de hemen kolay bir şekilde çözümünü bulmaya çalışır. Alışverişte de böyledir, yaşantıda da böyledir, arkadaş ilişkilerinde de böyledir, eş ilişkilerinde de böyledir. İnsan esasında hemen hızlıca kolay olanı seçer ve kolay olanı kendisine yakıştırır. O zaman biz iletişimi bilen insanlar olarak şuna dikkat etmemiz gerekir. İnsanların kolay olarak bize ulaşmaları için bizim kendimizi basit olarak o insana anlatmamız lazım. Ki basit olarak anlattığımız bu fikri alsın ve kolay bir şekilde seçsin. Evet, iletişimin sırrıyla insanların davranış arasındaki ilişki bu kadar yalın ve basittir. İnsan kolay olanı sever, insan kolay olanı seçer ve biz iletişimciler olarak insanlara kolay olanı sunmak için basit bir şekilde bir anlatım dili geliştirmemiz gereklidir. Evet, buna riayet edelim. Bunu böyle her programda birer birer, ikişer ikişer, farklı farklı anlatmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Canım balıklarım, biliyorum canınız sıkılıyor. Benim de sıkılıyor. O yüzden şu internet olayına artık ben de gireyim dedim. Kalktım sabah bir gazete bayine gittim. İnternete kolay giriş paketini aldım. Eve geldim, çayımı koydum, bilgisayarımı açtım. Ekolay.net CD'sini bilgisayara taktım ve de iki tuşa bastım, internete girdim. Nasıl kolay girdim söyleyeyim mi? Söylemeyeceğim. Hadi söylüyorum. Ekolay.net. Telefon telefon etmek yok. Kredi mredi kartı yok. Banka manka hesabı vermek yok. Bir siteden öteki siteye geçiş hızı adeta ışık hızı. Markası ekolay.net. Sloganı kolay internet. Evet. Kız ne güzelsin. 57 model direksiz Chevrolet'in hastasıyım. 7 senedir aslını arıyorum, bir türlü bulamıyorum. Nihayet dün buldum. Nerede mi? İnternette. Nasıl mı? Ekolay.